getirdiler. Biz sadece fiili sevk zamanından önce olmak kaydıyla belgenin iptal edilebilmesine bu belgeyle izin vermiş olduk. Serbest meslek makbuzuna bakarsak aranızda kullanan muhtemelen vardır. Çünkü sayısı her geçen gün artıyor. Bizim portal aracılığıyla da kullananımız var. Aşağı yukarı aynı sayıda da özel entegratör üzerinden bu hizmeti alanlar var. Tabii biz uygulamayı ilk başlattığımızda fatura gibi düşündük. Sonradan öğrendik ki sadece KDV tahakkuku için bile serbest meslek makbuzunun düzenlendiği durumlar varmış. Bunun için de kendi portalımıza bir alan da ekledik. Peki ne zaman kapsamdasınız? İşte 1-2-2020 tarihi itibariyle faaliyetinizi hala sürdürüyor iseniz, Haziran ayından itibaren o tarihten sonra başlayanlar ise faaliyete başladıktan sonraki 3. ayın sonuna kadar bu uygulamaya geçmek zorunda. Unutmadan sunumda yeri yok. Birçok özel entegratörün de firmanın da atladığı bir konu var. Biliyorsunuz e-faturaya dahil olan mükelleflerle ilgili biz şöyle bir düzenleme yapmıştık. İlk 7 gün içinde e-fatura düzenleyebilir ya da kağıt fatura düzenleyebilir. Hani 7 günlük bir adaptasyon süreci vermiştik. 487 ile e-irsali uygulaması başlarken tamamen ihtiyari olarak olduğu için 3 ay gibi süre öngörmüştük. Bu tebliğde diğer hususlar bölümünde ki kimsenin okumadığı da ortaya çıktı. E-fatura ve e-arşivde 7 gün, diğer tüm uygulamalarda ise uygulamaya başlanan ayın son gününe kadar e-belge yanında kağıt belge de düzenleyebilirsiniz dedik. Yani bu şu anlama geliyor. Siz 1 Haziran itibariyle serbest meslek makbuzuna geçerseniz Haziran ayı sonuna kadar aynı yani bir müşterinize, mükellefinize serbest meslek makbuzu düzenlerken diğerine kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyebilir durumdasınız. Yani kısacası bir aya yakın bir süre sizlere alışma adaptasyon süreci verdik. Bu e-irsaliyede de, müstahsilde de, tüm uygulamalarda var. Sadece fatura ve e-arşivde bu süre 7 gün. Bu konuda da hani mükelleflerinizi bilgilendirebilirsiniz. Çünkü insanlarda genellikle şunu görüyoruz, bir korku oluyor. Ben diyor, akşam diyor sistemi kapatacağım, sabah e-belgeyle nasıl başlayacağım? Öyle bir şey zorunluluğu yok. Fatura ve e-arşivde dediğim gibi 7 gün, bunun dışındaki belgelerde 1 aya kadar birlikte sistem işleyebiliyor. Müstahsil makbuzu uygulamasına bakarsak bu Tarım Orman Bakanlığı'nın aslında bizden bir talebiydi. Şöyle bir taleple geldiler. Dediler ki biz tarımsal üretimden dolayı hem çiftçiyi destekliyoruz hem tüccarı destekliyoruz. Çiftçi farklı destekler için müstahsil makbuzunu ibraz ediyor. Tüccar farklı ibraz ediyor. Günün sonunda eskaza şunu gördük. Aynı tüccarın düzenlediği serbest meslek makbuzu, numarası, tarihi, her şey aynı. Çiftçinin ibraz ettiğinde 10 lira yazıyor. Müstahsilin tüccarın ibraz ettiğinde 100 lira yazıyor. Bu tür sıkıntıların ve haksız yere devlet desteklerinin kullanılmasının da önüne geçmek adına artık o belgeyi de elektronik ortamda yaptık ve kendileriyle de önümüzdeki yıl itibariyle paylaşıyor olacağız. Burada da dediğim gibi e-fatura uygulaması kapsamında olanlardan faaliyeti gereğince müstahsil makbuzu düzenleyenler bu kapsama giriyorlar. Ayrıca başkanlık dediğim gibi tüm belgelerde olduğu gibi riskli gördüğü mükellefi 3 ay süre vermek kaydıyla istediği e-belgeye geçirmeye yetkili. Gider pusulası uygulaması şu anda tamamen ihtiyari. Teknik altyapısını hazırladık, belge örneklerini hazırladık. Yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu özellikle aranızda e-ticaret tarafında faaliyet gösteren müşterileri olanları daha çok ilgilendirecektir. Çünkü e-ticaret kapsamında düzenlenen e-arşiv faturalarda da olsa, kağıt faturalarda da olsa aşağıda bir iade kısmı var. Ve mesafeli satış sözleşmesine göre iade yapılabilmesi için o alanın doldurulması ve gönderilmesi gerekiyor. Ama benim büyük e-ticaret platformlarından duyduğum şey şu, iade edilen malların %5, %10'unda ilgili alan dolduruluyor. Ve biz ancak o şekilde yapıyoruz. Hani yine de alıyoruz. Hani tekrar gönder, doldur, geri gönder demek daha maliyetli olduğu için. Arka planda gider pusulası düzenliyoruz. Düzenliyorsunuz, alıcı orada mı değil, imzası var mı yok. Onu da çözüm olmak üzere gider pusulasına
çalışmalarına başladık. 1-1-2020 itibariyle de kullanılabiliyor durumda olacak. E-bilet uygulamasını aslında konuştuk. İlk kara ve deniz yolu ulaşımıyla başladık. İşte bugün İDO'ydu ve işte Brulaş. Birçoğunuz eğer Bursa tarafını kullanıyorsa biletlerinizi elektronik ortamda temin ediyor durumdasınız. Spor müsabakaları ile ilgili düzenleme getirdik. Dedik ki etkinliklerle ilgili bir bilet yapalım, hava yolu ile ilgili bir bilet yapalım. Günün sonunda kara ve deniz yolu ile ilgili bir zorunluluk getirdik. Dedik ki sizler 1-1-2021 itibariyle bu kapsamdasınız. Etkinlik kapsamında ya da önce hava yolundan bahsedeyim, burada da bazı kafa karışıklıkları oluyor. Hava yolunda yurt içi yurt dışı taşımacılığı yapan yerli hava yolu firmaları ile dar mükellef konumunda olan hava yolu firmalarımız bu kapsamda. Tabii dar mükelleflerin sadece Türkiye kalk çıkışlı uçuşlarında e-bilet arar durumdayız. E-biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belgedir. Biliyorum bir dönem kamu kurumlarıyla da zorluk yaşamış olabilirsiniz. Acentelerle çalışanlarınız varsa birçok kamu kurumu fatura istedi. Biz ilgili bakanlığa yazı yazarak artık bunun bu şekilde olmayacağını beyan ettik ve sorunu çözdük. Son düzenleme bu e-bilet düzenleme izni alan mükellefler işte bagaj ücreti, cezalar, ücret iadesi gibi hallerde de e-bilet düzenler dedik. Bu aslında bizim kanunlarımızda emsali olmayan bir uygulama. Bunun çıkış noktası da şu, havayolu firmalarının tabi oldukları IATA düzenlemeleri var. Orada da bu tür işlemler için oluşturulan kağıt veya elektronik belgeler var ama bu belgeler vergi usul kanunda sayılmayan belgelerdi. Buradan hareketle onları kanun değişikliği yapıp kanuna sokmak daha zor olduğu için o belgeler yerine de e-bilet düzenleyebilirsiniz dedik. Acentelerin burada önemli rolü var. Biz e-bilet çalışmalarını yaparken TURSAP acenteleri temsilen şöyle bir taleple gelmişti. Dediler ki biz bilet satıyoruz. Bilet bedeli zaten görünen bedel. Biz ayrıca aldığımız komisyonu belgelendiriyoruz. Ya bir fatura ya bir fiş kesiyoruz. Tabii tüm müşterilerimize aynı oranda komisyon uygulamıyoruz. Bunun da bilinmesini istemiyoruz. Bunu bilet bedelinin içinde gösterelim dediler. Tamam dedik biz de. O zaman bundan sonra siz aracılık ettiğiniz işlemlerde müşteriye bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyin. Havayolu firması tarafından düzenlenen bilet üzerinde de kendi IATA nezdindeki numaranıza ya da TURSAF numaranıza yer verin. O bilet sizin gideriniz olsun. Bilet bedelinde ihtiva eden faturanın tamamı da geliriniz olsun dedik. Çok hoşlarına gitti. Ta ki o faturalar yani gelirleri sadece komisyon gelirinden değil de bilet bedeli dahil olup da 10 milyonu geçip e-faturaya camiasına dahil olana kadar yaklaşık bir yıl aldı fark etmeleri. Ama bunun da geri adımı maalesef yoktu. Elektronik biletin kağıt çıktısı üzerinde hiçbir ıslak imza ya da kaşeyi barındırmaksızın doğrudan gider kaydedilebilir bir belge haline geldi. Burada sadece dikkat edilmesi gereken konu KDV'nin indirimi konusu. Çünkü işte alan vergisi gibi kavramlar var. Katma değer vergisinin doğru tespit edilmesi giderde, giderleştirirken ya da indirim konusu yapılırken de buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerle ilgili olarak da zaten e-bilet uygulamamız var. Hali hazırda iki firmamız bu kapsamda hizmet veriyor durumda. Ama dediğim gibi 1-7-2020 itibariyle Türkiye sınırları içindeki tüm sinema işletmelerimiz biletlerini e-bilet olarak düzenliyor olacak. Tabii burada eğlence vergisi, yani aranızda sinema işletmesi olan ya da bu kapsamda bilet düzenleyen var mı bilmiyorum ama eğlence vergisiyle ilgili şöyle bir düzenleme var mevzuatta. Diyor ki, ÖKC'siz model diyelim. Önce diyor, etkinlik kapsamında düzenleyeceğim biletlere karar ver. Onunla ilgili kaç bilet satacağını öngörüyorsan ona göre bir tahminde bulun. İşte git muhasebata ya da mal müdürlüğüne bunu beyan et.
eğlence vergisini yatır. Oradan makbuzla beraber belediyeye git. Belediye tüm kağıt biletlerini arkasına kaşe ya da damga tatbik etsin. İşlemini yap. Günün sonunda etkinliği yaptın, bitti. Eğer elinde hala bilet kaldıysa bu sefer süreci tersten al, ücret iadesi al ya da bir sonraki etkinliğe mahsup ettir. Bunun tek istisnası Maliye Bakanlığı'nca işte ÖKC kullanımında bir istisna uygulanır denmiş ve bu da bir aslında beyannameye bağlanmış. Demiş ki artık peşin ödeme, sen etkinliğini düzenle, biletini sat. İzleyen ayın 20'sinde bunu bir beyanname ve ekinde mali raporla beraber bildir denmiş. Biz aynısını e-bilette de yaptık. Ama ÖKC entegrasyonu istedik. Dedik ki sen e-bilet düzenlerken, bu sinema işletmelerini ilgilendiriyor daha çok. Eğer e-bilet düzenlerken bunu arka planda bir ÖKC ile de entegre edersen ve düzenlenen her bilete karşılık orada ÖKC'nin mali hafızasında bilgi fişi üretirsen, sen de izleyen ayın 20. gününe kadar bunu beyan edip ödemekle serbestsin dedik. Karayolunu konuştuk. Burayı da konuştuk.